kutlu büstiyer kalıbı çıkartacağız drapaj yöntemiyle. Öncelikle siyah bantımızdan yaka dekoltesini belirleyeceğiz. Arzu ettiğimiz gibi. Şöyle olsa iyidir. Şu şekilde. Arkasına devam. Biraz hafif sırtta açıklık olsun istiyorum. Şöyle düz bir hat şeklinde. Ve şurada bitsin. Kupları, bunları kullanacağım. Şimdi şurayı ölçtük. Burayı ölçtük. Boyuna fazlalıklar vererek 20'ye 30 burası için ve burası için iki tane patiskadan boydan olacak şekilde parça kestik. Öncelikle şurayı alacağım. Sonra burayı alacağım. Sonra arka tarafları alacağım. Yine boy ipliklerini göz önüne alarak buraya iğneler takacağım. Dikine iğneler. Şu şekilde. Eşit ve sık aralıklarla iğneleri ön ortası boyunca aşağıya doğru taktım. Bu şekilde. Daha sonra potlukları ve fazlalıkları sağ tarafa atarak şuraya bir tane iğne taktım ve aşağıya daha rahat oturması için çıtlar atıyorum. Şimdi çıt attıktan sonra yerleşimin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde yine eşit aralıklarda iğneleri dikine takıyorum. Hiçbir fazlalık olmayacak. Çok gergin bir şekilde ayarlanmış olması gerekiyor. Burayı oturttuk. Şimdi bir de şuraya bir tane iğne takıyorum. Bakın göğsü şu şekilde tam şurasına buraya oturttum. Buraya da bir tane takıyorum. Sonra fazlalığını kesip kenarına şu şekilde şöyle kesiyorum. Olabildiğince gergin bir şekilde ve bu gerginliğin daha gergin olabilmesi için biraz da buralara çıt atarak kumaşın şekil almasını sağlıyorum. Şu şekilde. Yine dikine olacak ve mesafeler eşit olacak şekilde iğneleri yukarıya doğru takıyorum ve her seferinde gerginliği kontrol ederek yapıyorum. Eğer hareketi çok fazla oluyorsa yine buralara da mesela sabit daha da fazla iğne takabilirsiniz. Çünkü her mankenin sünger yapısı aynı olmayabiliyor. Bu şekilde. Bu işlemi sırasıyla yaparsanız güzel oturtursunuz. Ne yaptım önce? Ön ortasını sabitledim. Şuraya bir tane şöyle iğne taktım. Hatırlarsanız kaymasın diye. Sonra çıt attım. Sonra çıt attıktan sonra açtım. Beli sabitledim. Sonra kupun kenarını yukarıya doğru sabitledim. Ve burayı yine kontrol iğnesi buraya bir tane taktım. Buranın da kaymasını engelledim. İğnelerken de ne yapıyorum? Alttaki kurdelenin tam ortasını bazı alıyorum. Şimdi neyi baz alacağım? Burayı sabitledim. Çok net bir şekilde doğru. Alttan siyah bantla oluşturduğum modeli buraya aktarmak için yine bantın tam ortasına denk gelecek yere eşit aralıklarla iğneleri ayarladım. İğnelerin geçtiği yerlere, mankenle buluştuğu yerlere noktalar koyuyorum.
şekilde bir kalemle. Özellikle dekoltemiz önemli. Hatta aralara da koyuyorum. Garanti olsun diye. Evet. Bele geldik. Hazır. Ne oldu bu? Ön ortası. Ön kup. Bu daha farklı. Bunda birleştirme yapmıyoruz farkındaysanız. Bu şekilde çıkardık. Sonra bu noktaları birleştirdiğimizde buradaki kalıbı almış oluruz. Şimdi burayı aldım. Şimdi şu yan tarafın kalıbını çıkartacağım. Burada kupta değişiklikler yapabilirsiniz tabii. Yine aynı bu bantla. Mesela biz düz kup kullandık. Yani yakadan çıkan kup. Şöyle bir bantı bu şekilde yapıp koldan çıkan bir kup da hani daha yanından gelen bir kup haline de getirebilirsiniz. Şimdi yine parçayı aldım. Buranın ölçüsüne uygun ölçüde bir parçayı aldım. Bu kez şimdi burada bir ön ortası veya arka ortası yok. Burada ne yapacağım? Şöyle ortalayacağım kumaşı. Yan dikişi kullanacağım. En düz olan çizgiyle başlıyoruz. Yani burada en düz olan çizgi yan dikiş. Yan dikişe yine iğneleri dik bir şekilde böyle sıkı bir şekilde iğneliyorum. Böyle yaptık. Şuraya bir tane iğne tutturdum, oynamasın kumaş diye. Önce ne yapıyorduk? Beli oturtuyorduk. Buraya bir tane iğne taktım. Sonra çıtlatacağım. Bakalım daha güzel yerdeysin. Şimdi yine aynı gerginliği sağlamak için güzelce kumaşı geriyorum. Şu anda beli oturtmakla uğraşalım. Evet. Beli oturttuk. Şimdi yine bir miktar şöyle iğneleyip yine fazlasını kup tarafı için keseceğim. Yine şöyle çıtlatacağım daha rahat. İğneliğe girmek için. Evet. Gererek yapmaya devam ediyoruz. Şuraya bakıyorum, kontrol ediyorum. Bir miktar aldım. Şimdi biraz da şuradan inelemek istiyorum. Birazcık şunu, bakın burada potluk oluştu ya, biraz daha aşağıya indirebilirim. O yüzden şunları hemen çıkartıyorum. O yüzden en son işaretlemek her zaman daha faydalıdır. Biraz kaymış kumaş. Şöyle. Thank you.
taraftan sol elimle gelip bir taraftan da iğneliyoruz. Evet. Daha sık iğneler yapacağım çünkü çok fazla burada kavis var. Biraz daha fazla çıtlatacağım. Daha da gelebilmek için. Evet. Şu şekilde gerginliği kontrol ettikten sonra şurada bir tane daha iğne takabiliriz. Farkındaysanız kavisli, çıkıntılı yerlerde daha çok iğne kullandım. Oynamasın diye. Evet. Bu şekilde hazırladıktan sonra yine hemen çıkartıyorum. Evet. Sık bir iğnelemeyle. İşte bunu yaparken şöyle iğnelemek olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu şekilde iğnelemek kaydırıyor. Bu formu veremiyorsunuz. Şuradaki fazlalıklar bu kez bu tarafta kalabiliyor öyle iğnelediğiniz zaman. O zaman mankenin de biraz iyi olması lazım. Ediyoruz. Ön kupları çıkardık. Şimdi arka kuplara devam edeceğiz. Yandan da başlayabiliriz. Arka ortadan başlayalım ya da yine ön ortasından başlamıştık önden de. Yine arka ortası bakın şu banttan şöyle biraz hafif sırt dekoltesi var. Şu şekilde koyup yine bunu çıkartmak daha kolay olacak diğerlerine göre. Çünkü daha düz sırt formu. Ama yine de iğneleme şeklimiz dikey olmalı. Fazlasını kesip yine sıralamayı hatırlayalım. Kesiyoruz ve buraya çıt atıyoruz. Şuranın da fazlasını keseyim. Ne kadar çıtlatmama çok gerek yok. Düz zaten. Şimdi buranın işaretini alıyorum. Ve yana geçiyorum. Burası zaten. Şuraya arka orta yazalım. Bunu çıkartabiliriz. Şimdi yan tarafı alacağız. Önde yan kupu yaparken nereden başlamıştı? Yan dikişten başlamıştım. Burada da en düz olduğunu düşündüğüm çizgiden başlayarak iğneliyorum. Yastık bir şekilde. Bir de şöyle bir iğneleme şeklimiz var. Mesela bu da
raparca kullanılan bir iğneleme şekli daha sabit tutuyor. Bunu başka modeller için kullanacağız. Bunu da göstereyim dedim. Bir gelmişken. Çapraz iğneleme. Evet, şimdi bayağı bir fazlası var. Şimdi önce keselimden kurtulalım. Bunu da keselim. Şuralara da çıtlarımızı atalım beli oturtmak için. Bu şekilde gererek yukarıya doğru devam ediyorum. Bir tane taktım. Şimdi bakın burada hafif bir kasma oldu. Ne yapmam gerekiyor hemen o kasmayı düzeltebilmek için? Hemen şuralara çıtlatmam gerekiyor. Sonra daha kuvvetli bir şekilde biraz daha iğne takacağım. Çünkü bu kalıbımızı bozabilir. Evet. Bunları zamanla daha hızlı şekilde yapacağız. Bu şekilde gelerek. Bu da biraz geldi. Bunu da işte diyeceğim. İşte attığımızda daha güzel oturuyor. Evet. Şurada biraz benziyor. Evet, şimdi işaretlerini alıp buradan çıkartıyoruz.